Merhaba sevgili silah severler. Bugün elimde bende hatırası çok büyük olan bir tabanca var. Astra model 4000 765. Herhalde 1967 senesiydi. Böyle bir tabancam oldu. Önce bir şarjörünü çıkartalım. Atım yatağını kontrol edelim. Evet, boş. Evet, 765 Astra 4000. Bu elimdeki örnek boyanmış, bir krom kaplama yapılmış, güzel olmuş ama daha mattır üstü. Tabanca bu Astra örneklerinin en küçüğü 765 olarak, bir de 635 bunun kapları vardır. Kabzası bendekinin biraz daha turuncuydu. Horoz, emniyet mandalı ve tetik. Krom kaplama, paslanmaz çelik değil. Krom kaplama. Namlusunu bilmiyorum. Namlusu paslanmaz çelik olabilir. Tabancanın bir kere tek hareketli bir tabanca, onu söyleyeyim. Şöyle tekrar bir kontrol edelim. Tek hareketli tabanca, bir şarjör emniyeti var. O zamanlardaki tabancalarda bu şarjör emniyetleri genellikle oluyordu. Şarjörünün içindeki mermileri görebilmek için boydan boya bir yarık var. Sürgü tutma salma olayı yok bu şarjörde. Son mermiyi attıktan sonra sürgü geride kalmıyor. Ama tabancayı ateşleyebilmek için tek hareketli şarjörü mutlaka yerinde olması lazım. Şarjör düşürme düğmesi 1951 Beretta'larda, daha doğrusu 951 Beretta'larda ya da düğmeli Beretta tabir edilen tabancalarda olduğu gibi kabza kapağının sol alt köşesinde sürgü yuvarlak formda olduğu için sürgüyü tutmak için insana çok fazla bir yer kalmıyor. Zaten 7.65 ve kısa 9 gibi çaplardaki tabancaların geri getirme yayları oldukça güçlü olduğu için, çünkü basit geri tepmeli, yayları oldukça güçlü. Dolayısıyla sürgüyü geriye çekmek zordur. Bu zorluğu bir nebze dahi yapabilmek için, aşabilmek için bu yandan biraz çıkartmışlar dışarıya doğru kurma kertiklerini. Bir de pozitif bir tutma sağlıyor o kurma kertiklerinin dışarıya doğru dönmesi. Yani paralel değil, geriye doğru. Belki göremiyorsunuz burada ama şöyle yaparsak belki görürsünüz. Geriye doğru bir hafif bir eğimle dışarıya doğru çıkıyor. Üstünde bir oluk var. Nişan oluğu. Sabit bir arpacık ve kırlangıç kuyruğu bir gez. Herhangi bir noktalama şeyi yok. Zaten 7.65 kısa mesafeden savunma tabancası. Sökülebilmesi için sürgü ve gövdenin üzerindeki iki tane çentiği, bir tanesi burada, bir tanesi burada, üst üste getirerek, ki oldukça zor bir operasyon, namluyu, evet, namluyu çevirmek lazım. Namluyu kendinize doğru çevirdiğiniz zaman, yani saat ibresinin ters yönünde, sürgü önden çıkar. Şimdi bu vaziyette eğer namluyu yapmaya kalkarsanız, tekrardan yerine düşürmeye kalkarsanız ya da bunu yapmadan doğrudan doğruya namlu ve yayı sökmek isterseniz öndeki burcu bastırarak tırtıllı somunu çevirmeniz lazım. Ama bu zor bir operasyon. Söylediğim gibi sert bir yayı var. Bu yayı fırlatıp, hatta ucundaki burcu da fırlatıp kaybetmek imkanınız olabilir eğer tecrübeli bir silah tamircisi değilseniz. Benim tavsiyem, böyle bir tabancanız varsa ve çok fazla tecrübeniz yoksa, buradan söküp buradan verip namlunun içinden bir bez alarak temizleyebilirsiniz. Ya da ucuna değmemeye gayret ederek bir fırçayla önden de yapabilirsiniz. Neden değmemeye gayret ederek diyorum? Çünkü namlunun ucunun hassasiyetinin bozulması atış hassasiyetinde bozacaktır. Onun haricinde tabanca son derece basit bir tabanca. Bir iğne emniyeti yok. İğne blok emniyeti yok. Sadece bir parmak emniyeti ve şarjör emniyeti öngörülmüş. Neden benim için önemli? Biraz daha söyleyeyim. Benim ilk 765 tabancamdır. Senesinde söyledim, 1967'lerde. Dolayısıyla benim bütün gençliğim hemen hemen bu tabancayla geçti.
Bu tabancayla atış yaptığım zaman atış yaptığımı zannediyordum. Yeri göğü vuruyordum. Ta ki 90'lı senelerde tabanca atmayı öğrenmeye başlayabildim. Evet, namlunun geçtiği kertikler burada görünüyor. Aynen bir Browning 1903, 1910, 1922 gibi kitleniyor gövdeye namlu. Onun haricinde de bahsedilecek çok fazla bir şey yok. Yanlış anımsamıyorsam 7 mermi alır şarjörü. Şimdi mermi koymuyorum güvenlik açısından. Sonra bakarız, bir kenarına yazarım 7 doğruymuş 7 ya da 8 diye. Bir araya onu da görmüş oluruz. Evet, takılması da aynı şekilde. Aynı hizaya getirildikten sonra iki tane çizgi. Şimdi burada birdenbire sürgü ileriye doğru fırlayacak. Ona hazır olmak lazım. Çünkü yayla taban namluyu üçündeki tırtıllardan saat ibresi yönüne döndürdüğümüz zaman gövde içindeki yerinden, pardon, sürgü içindeki yuvasından kurtuluyor namlunun arkası, atım yatağının altındaki tırtıllar gövdedeki yerlerine geçiyor. Sonra sabitleniyor. Yani o şekilde sabitleniyor. Atış hassasiyeti iyi midir, değil midir bilmiyorum açıkçası. Ben bu tabancadan benden varken ben doğru dürüst tabanca atmayı bilmiyordum açıkçası. İşte bir yerlere atıyordum. Tenekelere, kutulara, mutulara atıyordum. Yani disiplinli bir atış şeyi yoktu. Ama işte barut kokusuyla tanıştığım zamanlar çok daha eski ama kendime ait bir 7.65 tabancam, ki o zamanlar büyük çaptı 7.65, yani böyle 22 spor silahıydı. Ruhsata tabi değildi. İşportada mermisi, vitrinlerde tabancaları satılıyordu faturalı. 6.35 çok bilinirdi. 7.65 büyük çaptı. Yani 68'lerden sonra Türk halkı daha çok 14'lülerle, 9 milimetrelerle tanışmaya başladı. Her ne kadar Karadeniz sahilinde 7.65 parabellum ve 9 parabellum içeren Luger tabancalar çok uzun senelerden beri olsa dahi halk genelde 9 milimetre ile 70 senelerinden sonra iyice haşır neşir olmaya başladı. O zamanlara kadar bir 7.65 büyük çaptı. Şimdilerde 7.65 artık hafifliği, inceliği dolayısıyla sempati duyan, Allah korusun yani gereğinde iş gören ama savunma çapı olarak artık enerji açısından küçük kalmış bir tabanca. Evet, Astra 4000 İspanyol malı, şirin bir tabanca, yuvarlak, taşınabilir, rahat gizlenebilir. Evet, beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler dilerim efendim.